güzel ve anlamlı bir hayat yaşamanın temel taşlarından biri de insanın neye değer verdiğini. Diğer bir deyişle hayatta kendisi için en anlamlı şeyin ne olduğunu bilmesidir. Hayatınız yapmanız gerekenler listesinden ibaretse yandınız. Hayat ne kadar zor, yaşam ise ne kadar çılgın olursa olsun asıl başarı kopmakta olan bütün bu şamatın üzerine çıkıp oradan etrafa gülerek bakıp perspektifinizi kaybetmeden aynı şekilde kaldığınız yerden devam edebilmektir. Bana göre herkes değer yargılarına göre şekillenir ve bir yol çizer kendine. Tabii ki bu da bir tercihtir. Hiç kimseye sözüm yok ve aksine herkese saygım sonsuzdur. Zaten her başarının altında önce kendini tanımak ve neyin daha önemli olduğunu bilmek yeter. Bu yüzden benim değer yargılarım benim için önemlidir. Çünkü onlar beni ben yapandır. Çünkü onlar benim pusulamdır. Ben hayatın getirdiği zorluklarla savaşırken değerlerimden hiç vazgeçmedim. Bana bu zorluğu veren Allah o gücü de verir dedim ve takılı kalmadan aksine sadece bana sunduğu güzelliklere kilitlenerek kendi pusulamla hep yoluma devam ettim, şükürler olsun. Benim hayatımın vazgeçilmezleri sevgi, saygı, içtenlik, dürüstlük, sadakat, yaratıcılık, sorumluluklarına bağlılık, espritüellik, anlayışlılık, zariflik, güvenilebilirlik, samimiyettir. Ben hep kalbimin sesine gittim. Ancak temel değerlerimden kopmadım. Şükür beni yanıltmıyorlar. Rahatım çünkü içimden geldiği gibi yaşıyorum. Hayatıma dokunanlarla ilgili hiç yapılacak bir listem ya da plan projem olmadı. Kısacası hayatıma yön verirken neye değer vermem gerektiği gibi değil. Hissettiklerimi yola çıktığımdan olsa gerek ki şükürler olsun Rabbim beni hep korudu ve güzelliklerini görmemi sağladı. Kısacası sizler de lütfen kendinize bir sorun. Benim için en önemli değerlerim ve prensiplerim nelerdir? Unutmayın ki bir insanı var eden sadece et ve kemik değildir. Bence asıl önemlisi değerleri ve prensipleridir. Hayata karşı duruşu ve hayatla olan uyumudur. Renk ve sayı bütünlüğüdür. Ancak yineliyorum, bu uyum hesaplı değil. İçsel sanat da olabilecek bir şeydir ki bu da yine bilgi, donanım, eğitim ve hepsinden önce içtenlik ve gerçeklik ister. Hayat, teşekkür ederim.